Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları Toplantısı Antalya'da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Bengütürk muhabiri İdil Beldek de Antalya'da programı takip ediyor. İdil Beldek'in çok değerli bir konuğu var. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı. Sözü fazla uzatmadan İdil Beldek'e ve konuğuna bırakalım. Evet Özlem Saraç, bizim Antalya Belek'te haber nöbetimiz hız kesmeden devam ediyor. Sürecin en başından beri dünden itibaren özel yayınlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarıyla da birebir röportajlar yapıyoruz. Şimdi yanımda yine çok değerli bir konuğum var. Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı. Efendim merhabalar, hoş geldiniz merhaba, yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Gayet mutluyuz. Antalya'dayız bugün, aslında çok önemli toplantılar oldu burada. Eğitimciler, akademisyenlerin önemli sunumları oldu. Bu toplantılar nasıl geçti? Efendim şöyle diyelim. Önce bugün bir toyumuz var. Düğünümüz var, mutluyuz. Sayın Genel Başkanımız buradalar. Çoktandır göremeyen arkadaşlarımız var. En azından kendilerini gördük. Arkadaşlarımızla 229 tane belediye başkanımız burada. Tam bir düğün alayı gibi mutluluk, her şey fevkalade. Sayın Genel Başkanımızın efendim konuşmalarından sonra programlara geçildi. Kendi konularında uzman profesör hocalarımız kendi konularıyla alakalı bizleri bilgilendirdiler. Efendim her şey fevkalade, her şey mükemmel. Efendim şimdi seçim hazırlıkları da bir yandan hızlandı. Bu kapsamda evet adım adım 2023 programları var. Sahaya iniyorsunuz, çarşıda, pazarda vatandaşlarla, STK'larla bir araya geliyorsunuz ama 2024 seçimleri de bir yandan çalışmalar kapsamında devam ediyor. Bu durumda projeleriniz neler? Başka hangi adımlar atılacak Amasya Belediyesi olarak? Efendim. Sokağa iniyorsunuz dediniz ya, biz hep sokaktayız zaten. Evi gördüğümüz yok, hep vatandaşlarımıza beraberiz. Hemhal olmak efendim partimizin program ve projelerini onları bilgilendirmek efendim noktasında elimizden gelen gayretleri yapıyoruz. Zaten özellikle ve özellikle belediye başkanının işi halkla beraber olmak, halka dokunabilmektir. Efendim her şeyden önce sevmek lazım. Efendim, her şeyden önce bu işin hani derler ya, delisi olmak lazım. Ve biz şöyle diyoruz, kararlıyız, çalışacağız ve başaracağız. Neticeyi mutlak surette alacağız. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın da bizlere talimatları var. Çalışacaksınız, çalışacaksınız ve başaracaksınız. Her şeyden önce halkın gönlünde olacaksınız. Biz de efendim hem bu talimat üzerine hem de şehrimizin güzelliği ve geleceğe noktasında efendim gayretlerimiz var. Efendim önümüzdeki projelerimiz nedir diye bana soracak olursanız yeni birkaç gün önce Hilton Oteli ile sözleşmelerimiz vardı. Onların anlaşmasını bitirdik. 112 odalı bir şehrimize efendim otel yapıyoruz. Yine 1700 metre yüksekliğe çıkan bir teleferik hattımız var. Ayrıca sıcak su kaplıcalarıyla alakalı çalışmamız var. Önümüzdeki süreçte Gözdek diye bir bölümümüz var. Oraya bir şehir kuruyoruz. Efendim, özellikle ben şöyle düşünüyorum. Amasya adına konuşacak olursak, hani bir şey var ya, hatta hadis-i şerif olduğu söyleniyor. Herkes evinin önünü süpürse şehir temiz olur. Efendim, biz de işte Amasya işte vesaire vilayetlerimiz gayret ederseler, bizim idealimiz, ülkümüz orada icra edilmiş olur, hedefe varılmış olur. Şimdi bizde bu manada hayretlerimiz var. Amasya'yı ben şöyle söylüyorum. Sayın UNESCO Başkanımız da biraz önce burada seminer verdiler hocamız. Biraz önce de birkaç gün önce de Amasya'da çalıştay yaptık. 3 günlük bir çalıştay. Amasya'yı UNESCO'ya sokmak istiyoruz. Yani ben şöyle bakıyorum. Amasya'da gezerken şöyle baktığınız zaman efendim bir tarafta nehrin kenarında efendim bankaları pastane postane görürsünüz. İşte bir tarafta da içeri şehri görürsünüz. Biraz daha ileri gittiğinizde işte yukarıdaki tepeleri görürsünüz. Haşanay'ı görürsünüz. Biz Amasya'ya benim tabirimle teyyareden bakıyoruz. Bu nedir? Amasya'yı dünyaya entegre etmek istiyoruz. Amasya'yı bir turizm şehri yapmak istiyoruz. Amasya halkını ben Mehmet Sarı olaraktan avro dolarla tanıştırmak istiyorum.
efendim mutlu bir hayat sürsünler. Efendim asık suratlı kimse istemiyorum. Efendim herkes mutlu olsun. Benim suratımın asıklığı yetiyor zaten. Onun için vatandaşlarımız mutlu olması için gece gündüz demeden elimizden gelen gayretin hepsini gösteriyoruz. Müreffeh bir Amasya bırakmak istiyoruz. Efendim biz Milliyetçi Hareket Partiliyiz. Bizim özelliklerimiz var. Programlarımız var, prensiplerimiz var. Onun için biz şöyle bakıyoruz meseleye. Geçmişimizde övünen, geleceğimize den güvenen bir yapımız var. Onun için bir müreffeh bir şehir bırakmak istiyoruz evlatlarımıza, torunlarımıza, ceddimize. Bu manada benim özellikle ve özellikle yapacağım ve kararlı olduğum Amasya'yı bir dünya şehri yapacağım. Zaten dünya köy gibi oldu biliyorsunuz. Efendim biz de o köylerin, o şehirlerin bir mahallesi olmaya adayız. Kesinlikle ve kesinlikle Amasya açık hava bir turizm müzesi gibidir. Efendim işte bir Fransa'ya gidiyorsunuz. Efendim bilmem nesi var. 200 yıllık önce biz 8500 yıllık şehrin ben belediye başkanıyım. 14 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehrin belediye başkanıyım. Efendim Osmanlı'nın yükseliş devrinin 7 tane padişahını göndermiş bir şehrin belediye başkanıyım. İlimin merkezi, bilimin eşiği denen bir yerin belediye başkanıyım. Yine Osmanlı'nın Fetret devrinde işte Çelebi Mehmet tarafından yeniden organizasyonun olmuşun bir şehrin belediye başkanıyım. Şehzade Mustafa'nın efendim büyüdüğü bir şehrin belediye başkanıyım. Yine bugünkü özgürlüğümüzün ve cumhuriyet rejimimizin bu iradenin ilk oluştuğu beyinlerde efendim felsefesinin buluştuğu bir şehrin belediye başkanıyım. Biraz daha ileriye gidersek Gazi Paşa'nın postalıyla değil de potiniyle geldiği ilk şehrin belediye başkanıyım. Buradan esinlenerek ayrıca bir de Sayın Genel Başkanımızın efendim prensipleri ve tavırlarını uygulama noktasında gece gündüz demeden çalışan bir belediye başkanıyım. Kesinlikle ben inanıyorum tabii tüm belediye başkanlarımız aynen benim gibi düşünüyor. Bizim yapımız bellidir. Biz bu millete askeriz. Bu milletin bekası, bu devletin varoluş için efendim biz birer askeriz. Prensiplerimiz bellidir. Efendim ezan susmaz, bayrak inmez. Bu memleket böyle demez. Çok güzel anlattınız efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim yayın konuğumu olduğunuz için. Çok sağ olun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet.